Hoş olursun. Melek nerede? Odasında hala. Sabahtan beri hiç çıkmadılar. Bizi de içeri almıyorlar. Melek'ciğim tamam üzülme ne olur özür dilerim. Biraz fazla üzerine geldim anlıyorum. Tamam özür dilerim haklısın bir daha. Ne oluyor burada ha? Melek'ciğim. Ne oldu sana tatlım? Senin suratın niye ısık? Biri bir şey mi yaptı yoksa? Ben son zamanlarda kızımı hiç iyi görmüyorum. Sanırım sizin bu yöntemlerinizi tekrar gözden geçirmenizin zamanı geldi. Yani siz her ne yapıyorsanız bu benim kızıma hiç iyi gelmiyor. Ablama kızma. O beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Ona kızma ne olur. Hijyen ablamla beni ayırma. Gel bakayım. Tamam bir tane. Gel güzelim benim. Teşekkür ederim. Güle güle. Ustana selam söyle. Kahve için çok teşekkürler. Yarasın şifa olsun. Ellerin dolu dolu gel. Değil mi? Yavrum. Bu senden mi düştü? Yavrum. Dur. Bu senden mi düştü? Ha? Bu ne bu? Bu ne? Yavrum senden mi düştü bu? Bir şey söylesene. Gözüm de görmüyor ki. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Benim. Kafa kağıdı mıydı o? Aha, evet evet kimliğim. Görüşürüz. Hadi güle güle. Güle güle. Ne oldu bunu ateş almış gibi ya? Aa, şimdi anlaşıldı. Utandı herhal. Hayırdır Keriman teyzeciğim? Kapılarda mı bekliyorsun beni? Hiç sorma. Kırmızı halılar serecektim ama kirlenmiş. Sana mahcup olmak istemedim. Allah'ım yarabbim. Ne diye seni kapılarda bekleyeceğim be? Başka işim mi yok? Üşüdüm zaten. Hadi gir içeri. Bunlar ne böyle? Aman her şeye burnunu sokma. Örgülerim bunlar benim, örgülerim. Allah Allah. Ne zamandan beri örgü örüyorsan sen? Yeliz, Yeliz çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun dur, Yeliz. Görmüyor musunuz? Konuştu. Hem de o kadının, o pespaya kadının sayesinde. Benim bir şey yapmam lazım. Yoksa çok geç olacak. Benim evlerinin gözünü dökmem için bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Ama ne? Buldum. Buldun mu?
Eve biri geldi herhalde. Kerima teyze, eve biri mi geldi? Kahveler içilmiş. Ha evet. Siz gittikten sonra ben dostumu alıyorum içeriye, biliyor musun? Tövbe yarabbim, tövbe ya. Kızım kesmedi, bir tane daha içtim. E peki kahveyi nereden buldun? Allah'ım yarabbim, sorguya çekiyor beni ya. Dibinde vardı. O ne? Neyse. Var sende bir haller ama yakında çıkar kokusu. Sen birkaç saat dolaş. Başka işin varsa gör, gel. O zamana kadar hallederiz. Tamam Derviş Usta. Kolay gelsin. Tamam, eyvallah. Hayrola evlat? Hırsız gibi giriyorsun dükkana. Yok usta, olur mu öyle şey? Neredesin sen bunca saattir? Ben şeye çıkmıştım, moladaydım da biraz hava alayım dedim. Oo, böyle molayı bu kadar uzatırsan işimiz var seninle. Ya usta aslında bir işim vardı, onu halledip de geldim. Ha, işim vardı demek ha? Ya bu senin işin değil mi evlat? Hı? Haklısın usta. Özür dilerim, bir daha olmaz. Tamam. Bu arabanın fren balatası değişecek, komple. Hallet. Nasıl yani ya? Bunların hepsini ben mi değiştireceğim? Tamam, krikoyla kaldır arabayı, lastikleri sök, gerisine bakarız. Nasıl olsa çok dinlendin değil mi? Hallet bakalım. Bu iş iyice eziyete dönmeye başladı. Nelere katlanıyorum Elif senin yüzünden ya. Kızımın bu kadar kısa bir sürede böylesine bir ilerleme kat etmesinin tek sebebi sizsiniz. Yani size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bence bu övgüyü Melek hak ediyor. O kadar çok gayret gösterdi ki ben sadece destek verdim o kadar. Emre'cim. Ah canım. Harika bir fikrim var. Bugün bizim bayramımız sayılır. Ben diyorum ki Melek'in şerefine şöyle güzel bir davet verelim. Tüm sevdiklerimizi, eşimizi, dostumuzu toplayalım. Çok güzel olmaz mı? Çok iyi düşünmüşsün Yeliz. Sen ne dersin Emre'ciğim? Tabii güzel olur. Yani benim kızım konuştu. Bu haberi dostlarımıza paylaşmak iyi olacak. Tamam o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Tamam. Konuştu demek ya. Çok sevindim konuşmasına. Hem de o kadar güzel konuştu ki. İçim içime sığmıyor Elif. İnanıyorum ben, biliyor musun? Gerisi de gelecek. Hiçbir şey kalmayacak Melek'in. Bu çok mutlu bir çocuk olacak. Ne güzel ya. Benim de içime dert olmuştu zaten konuşamaması. Ama şimdi konuştu ya. Gerisi elbet gelir. Bak gördün mü abla? Tevgin'in iyileştiremeyeceği hiçbir şey yokmuş. Bence de. Çok haklısın Elif. Biliyor musun? Yeliz Hanım konakta büyük bir davet verecekmiş. Melek'in konuşması şerefine. Aa çok güzel. Sen gidecek misin? Yani isterlerse katılırım mecburen. Oo saat de çok geç olmuş. Hadi. Daha mutfakta yıkayacağım çok şey var. Süleyman abi de gelir şimdi. Ben çıkacağım sonra. Ben de çıkıyorum şimdi. Bu ne ya? Neyse ablama gelmiştir herhalde. Evet. Her şeyin en iyisi olmasını istiyorum. O yüzden ne gerekiyorsa yapın.
en iyi catering firması, en iyi servis elemanları, yiyecekler, içecekler hepsi çok görkemli olmalı. Tamam. Bir şey olursa tekrar haberleşiriz. Lütfen özenli olun. Günaydın. Bakıyorum hazırlıklara başlamışsın. Günaydın. Evet, çok az vaktim var ve çok işim var. Her şey çok şık olsun istiyorum Aliye teyze. Ve böylelikle Emre'nin ilgisi Melek'ten ve o kadından bana dönecek. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Bu ne demek şimdi? Neden olmasın? Emre'nin dostlarını ve akrabalarını o kadar güzel ağırlayacağım ki herkesin gözü benim üstümde olacak. Herkes bana ilgi gösterecek. Tabii ilk başta Emre. Ben bunun işe yarayacağından senin kadar emin olamıyorum maalesef. Bu ne demek oluyor? Alt tarafı bir davet. Boşuna heyecanlanıyorsun. Emre senin misafirperverliğini beğense ne olur, beğenmese ne olur. En fazla kuru bir teşekkür alırsın. Bununla o kadının yaptığını gölgede bırakamazsın ki. Hayır Aliye teyzeciğim. Öyle olmayacak. Güzel kızım. Ben senin iyiliğini düşündüğüm için söylüyorum. Tamam, davet fikri güzel bir fikir. Ama daha güçlü bir hamleye ihtiyacın var. Nasıl yani? Bu davet işi sandığından çok daha karlı olabilir. Emre ile tamamen kavuşmanı sağlayabilir. Bütün çevremizi çağır bu davete. Emre'nin saygı duyduğu, önemsediği herkesi. Aliye teyze, ben de tam olarak öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Bu muydu? Tam herkesin keyfi yerindeyken çıkıp nişan tarihinizi açıkla. Böylece Emre'nin bütün çıkış yollarını kapatmış olursun. Sana karşı çıkmak için hiçbir mazereti kalmaz. Herkesin önünde nişan tarihinizi resmen ilan etmiş olursun. Günaydın. Günaydın. Elif. Bu sana geldi. Bir bu eksikti ya. Unutmuşum tamamen. Neymiş? Ya telefon faturası işte. Ödemezsem eğer kesecekler. Ben ödeyeyim istersen. Yani borç olarak. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben hallederim. İyi, sen bilirsin. Nasıl halledeceksem, haftalığım bile yetmez benim ki buna. Hoş geldiniz. Mitra, yani bu davet yüzünden sabahtan beri ortalık ayağa kalktı. Bir görsen bir faaliyet, bir faaliyet sorma gitsin. Belki Melek için daha iyi olur, ona moral olur. Hem kendisini de daha değerli hisseder. Hem belki konuşmak için de çaba gösterir. Melek nerede? Kahvaltıda mı? Yok yok, odasında. Efendim Elif? Abla ya, benim telefon faturası gelmiş de benim haftalığım anca diğer borçlara yeter. Ya şey düşündüm, hani konakta bir parti var falan diyordun. O konakta bana bir iş mi ayarlasan acaba, bir sorsan? Hem oradan aldığım parayla da faturamı öderim. Tamam tamam, bir fırsatını bulursam soracağım mutlaka, merak etme. Ya sağ ol ablam benim.
Abla şimdi patron kötü kötü bakıyor. Ben seni sonra arayayım, tamam? Tamam, tamam. Görüşürüz. Hadi kapatıyorum. Baba. Sen konuştuğun zaman dünyalar benim oluyor, biliyor musun? Sesini her duyduğum zaman tarifsiz, bambaşka bir mutluluk yaşıyorum ben. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok. Oy, bir tanem benim. Yüreğim benim. Ben burada olduğunuzu bilmiyordum. Sonra gelirim. Durun lütfen. Yaşadığımız bu tarifsiz mutluluğun mimarisisiniz. Rica ederim, gitmeyin. Burada bizimle kalın. Tabii. Hoş geldin. Sağ ol. Ya bak, bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadın gerçekten Melih'i bu kadar çok seviyor mu sence? Yok yok. Yemin ediyorum, ben sana söylüyorum bak. Bu kadın sade ve sade dikkat çekmek için veriyor partiyi. Yoksa Melek falan hikaye, hikaye. Ya susuyorum, susuyorum. Ama illa konuşturacaksın beni Süleyman. Sana ne Süleyman? Niye çekiştiriyorsun kadını arkasından ya? Yahu ne diyeyim, Allah aşkına seninle iki çift laf edemeyecek miyiz ya? Hoş geldiniz. Buyurun. Nedim Hanım, ben bu davet için bir organizasyon şirketiyle anlaşıyorum. Ama onlar yöresel yemekleri ve tatlıları sizin gibi beceremezler. Yemek ve tatlı işiyle sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii. Kaç kişi gelecekler acaba? Çok. Emre'nin çevresindeki herkesi davet edeceğim. Ona göre bir şey ayarlarsınız. Bu arada yardımcıya ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin. Yanınıza birini alın. Süleyman. Emre Bey'i herkes tanıyor. Çevresi o kadar geniş ki. Ben bu yaşta nasıl kalkacağım bunca şeyin altından Süleyman? Aa, gülüm. Ne varmış senin yaşında? Oh. Süleyman, kahveni iç. Zaten heyheylerim üstümde. Yok yaprak dolmasıymış. Yok bilmem ne, yok pirinçmiş, yok bulgurmuş. Bak. O ne be? Ben mi düşürdüm? Herhalde. Bundan sonra her şey çok değişecek bir tanem. Bundan sonra sen hep çok iyi olacaksın bir tanem. Okula da gidecek miyim? Gideceksin tabii bir tanem. Önce sen bir iyileş. Ondan sonra istediğin her şeyi yapacaksın. Çalışma odasında biraz zaman geçirmek ister misin? Olur. Tamam. Siz de gelmek ister misiniz? İzninizle ben bir davet hazırlıklarına bakayım. Belki bir yardımım dokunur. Peki. Siz buyurun lütfen. Peki.
Yok yok. Buyurun. Ver bakalım prenses. Saftirik Elif abayı yapmış. Gözüme girmek için dünyaları serer önüme. Gerçi biz çırak maaşıyla ne kadar dünyayı serecekse artık. Yok yok. Benim bu işe bir çare bulmam lazım. Ödlek gibi kaçtın kızı görünce Berkay. Bu ne ya? Ayarlarımı bozdu bu kız benim. Önceden 5 dakika bile sürmüyordu bir kızı tavlamam. Bir hafta. Maksimum bir haftaya ben bu kızı kendime aşık ederim. Tamam. İddia kabul edilmiştir. Hatta sana 1 ay veriyorum. 1 ay içinde bu ablayı tavlarsan eyvallah. Ya olmazsa? Bu senin olur. Haliyle arabam da senin olur. Ama tavlarsam acımam alırım seninkinin anahtarını. Yok. Bu böyle olmayacak. Karşısına çıkmam lazım benim Elif'e. Afiyet olsun. Başka bir şey? Günaydın Elif. Derviş Usta'ya yiyecek bir şeyler almaya geldim. Tabii. Ne istersin? Üç simit, 3 açma, 3 de poğaça istiyorum. Niye hepsinden 3 tane? Belki sen de gelirsin diye. O zaman şöyle yapalım. Hadi size afiyet olsun. Gelmeyecek misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Hayırdır? Yok. Alışveriş yapıyoruz. Efendi gibi değil mi? Allah Allah. Ne diyordu sana o? Bir şey yok işte. Müşteri. Sorun yok. Hiçbir eksik istemiyorum. Tatlılar, yemekler, içecekler. Hepsi kusursuz olmalı. Neye ihtiyacınız olursa söyleyin Süleyman Bey. Siz de ne isterlerse lütfen hemen gidip alın. Bize sormanıza gerek yok. Yeter ki her şey çok hızlı bir şekilde hazırlansın. Anlaşıldı mı? Size güveniyorum. Hadi, şimdi herkes işinin başına. Bana bak, buna ne oldu ya? Kafasına saksı falan mı düştü? Bizi bile insan yerine koyuyor artık. Şaşırdım. Bu davet kusursuz olmalı. Herkes ne kadar iyi, ne kadar misafirperver olduğumuzu konuşurken ben de çıkıp Emre ile nişan tarihimizi açıklayacağım. Harika. Artık Emre'ye kavuşma vaktin geldi. Terziniz geldi Yeliz Hanım. Tamam. Hemen geliyorum. Baklavalık hamur, 10 kilo fındık, antep fıstığı, şerbetlik meyve, 20 kilo bonfile. Ya bunları bir kağıda yazsana. Ben bunları nasıl tutacağım aklımda be?
Bu hafta kimin kiminle maçı var desem ezbere bilirsin ama, değil mi? Git şuradan kağıt kalem getir de bir liste yapalım hadi. Ya mevzuyu nasıl dolaştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Buraya bağlıyorsun, hala anlamış değilim. Kolay gelsin. Ben de yardıma ihtiyacınız var mı diye bir sormaya geldim. Sağ ol kızım. Şimdilik bir şey yok ama vallahi bu akşam serviste biz ne yapacağız onu hiç bilemiyorum. E şimdi şirket elemanları da çok nevrut oluyorlar. Yok biz onu yapamayız, yok biz şunu yapamayız. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum bir Hicran. İsterseniz yardımı birisini ayarlayabilirim. Gerçekten mi? E o zaman Hicran ara gelsin be kızım. Vallahi biz de kurtarmış olursun ha. Tamam o zaman arıyorum hemen. Tamam. Canım benim. Gel gel. Hoş geldin. Geldim geldim. Yaz. Buyurun afiyet olsun. Alo. Abla ne olur müjdeli haberi vereceğim de. Müjdeli haber deli kız. Konakta servis işini ayarladım. Ya gerçekten mi? Abla sana söz var ya o gün garsonluk tarihine adımı altın harflerle yazdıracağım. O halde ben de servis listesine adını altın harflerle yazdırıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Ya, ya bu ne biçim mahalle arkadaş? Kıza yaklaşamıyoruz bile. Kaleyi içten fethetmek lazım. Tam da lafın üstünde. Hoş geldiniz. Abim nerede? Buradayım. Aa. Hoş geldin. Hoş. Hayrola? Buradan geçiyordum da uğrayayım dedim abi. İyi etmişsin. Abi. Heh. Bu çocuğu çok çalıştırıyorsun. Bak üstü başı da kir içinde. Tamirhane burası Kerman. Gül bahçesi değil. Ne kadar veriyorsun sen haftalık bu çocuğa? Allah Allah. Ne yapacaksın? Söyle söyle. Yahu karışmadığın bir çırağımın rızkı kalmıştı. Yapma Kerman. Ya sen bir söyle meraktan yani. Çatlatmadan mı söyle? Asgari ücretin yarısını veriyorum. O şu anda öğreniyor. Aa! Ne oldu? O parayı bu çocuk nasıl geçinsin abi? Artır sen o parayı, artır. Allah Allah. Sendikacı mı kesildin başıma Kerman? Bir bu kalmıştı yani. Tövbe tövbe. Dilara Hanım, davete kadar yetiştirirsiniz değil mi elbiseyi? Ben davette bunu giymek istiyorum da. Hiç merak etmeyin Yeliz Hanım. Gerekirse gece gündüz çalışıp bitireceğiz elbisemizi. Nasıl? Şahane. Bir içim su gibisin. Aslında bu elbiseyi nişanım için tasarlıyorduk. Birkaç ay önce başlamıştık. Ama araya davet işi girince ben de davette giyeyim dedim. Sonuçta davet de nişan kadar önemli. Dilara Hanım, bu elbiseyi davette giydiğimize göre nişanda da sizden iddialı bir model bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin Yeliz Hanım. Harika tasarımlarımız var. Paris, Milano'nun en moda kıyafetleri. Hepsini sunacağım size. Ay, o kadar heyecanlıyım ki Aliye teyze. İçim içime sığmıyor. Aa. Bu ne peki? Bu davetin küçük bir sürprizi. Melek için. Melekciğim için yaptırdım bu elbiseyi. Davette Melek'le aynı kız gibi giyineceğiz. Bir de küçük pasta detayı var. O kadar tatlı ki. Pastanın üstünde önde ben ve Melekciğim olacağız. Çok güzel fikir. Hem de çok güzel. Aa Nurten Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum Nedim'i. Emre yok mu? Melek'le birlikte çalışma odasındalar. Ha. Alayım. Bir bakayım şunlara ben. Tabii tabii. Yakından baksana bir tane. Görüyor musun detaylarını bak. Ben burada tek başıma zaman geçirirken. Eskiden yani. Her an seni düşünüyordum. Acaba sen bir gün iyileşip
Yeniden bana baba der misin diye. Biliyorum. Ben de hep seni düşünüyordum. Dur bakalım hadi. Halacığım hoş geldin. Hoş bulduk Emreciğim. Hala kusura bakma, ben bugün holdingde seni yalnız bıraktım. Hiç endişen olmasın. Ben bütün işleri hallettim. Hem Melek uzun zamandan sonra konuştu. Yani kızınla vakit geçirmenden doğal ne olabilir ki? Melih, nasılsın yavrum? İyiyim. Çok şükür. Siz neden buradasınız? Malum, davet hazırlıkları var. Bizi ayak altında istemiyorlar. Ne daveti, hayırdır? Yeliz. Melek konuşu diye büyük bir kutlama vermek istedi. Şimdi onun hazırlıklarını yapıyorlar. Aferin Yeliz'e. Bak, güzel düşünmüş. O zaman ben gidip bir bakayım. Bakalım hazırlıklar ne alemde? Tamam balacığım, görüşürüz. Haydi görüşürüz. Of ya, of ya. Ah. Vallahi eksik yedik bir şey getirdiysen markete bir daha gidersin Süleyman Efendi, söyleyeyim. Ya listede ne yazıyorsa hepsini aldım işte. Zaten belim koptu. Hadi, hadi yürü Allah aşkına, yürü ya. Oh, belim ya, belim ya. Oh. Ya koptu, koptu. Belim koptu vallahi ya. Oh. Oh Allah'ıma şükürler olsun. Ya bu yaşta başıma gelenlere bak. Bittim be, bittim. Etler tamam. Patates. Havuç. Tamam. Evet, antep fıstığı da burada. Aa! Yaprak nerede? Ne yaprağı? Asma yaprağı. Ya sen bana asma falan demedin ki. Yaprak demedin ki. Var mı listede ha? Bak. Bak var mı, var mı? Var mı? Yok. Sarmayı neyle yapacağız Süleyman? Ne sarması? Yaprak sarması. Yahu ben ne bileyim senin yaprak sarması yapacağını. Müneccim miyim ben Allah aşkına? Markete gideceksin Süleyman Efendi. Vela heble vela kuvvet inna binna aleyhi racul ya. Ben de Melek ile Emre Bey'in yemeğini götüreyim. Acıkmışlardır. Tamam kızım, tamam. Yordun beni adam, yordun. Böyle mi yapalım bunu? Size yiyecek içecek bir şeyler getirdim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Siz yemiyor musunuz? Gitme. Ben rahatsız etmeyeyim. Rica ederim. Buyurun. Al bakalım bir tane. Bu senin. Bunlardan da ye bakalım. Siz davete katılıyorsunuz değil mi? Yani eğer bana ihtiyacınız olacaksa elbette. Hayır hayır, o anlamda söylemedim. Yani biz bu daveti Melek konuştu diye veriyoruz. Melek sizin sayenizde konuştu. Bir çalışan olarak değil, bir davetli olarak düşünmüştüm ben. Yani tabii eğer siz de isterseniz sizi aramızda görmeyi çok isteriz. Lütfen. Alışverişe mi gidiyorsun? Kızın annesi için. Oğlum senin kafa iyice yandı galiba. Çiçek çikolata da yaptır bari. Saçmalama oğlum, bildiğin gibi değil ki mevzu. Kıza zaten bir türlü yanaşamıyorum. Herkes karşıma dikiliyor. Tek çare bu. Önce kızın annesinin gözüne gireceğim. Sonra o da vakti geldiğinde Elif'e beni övecek. Plan böyle. Vallahi şapka çıkarıyorum. Bir iddia için bu kadar çile eder mi ya?
Değer. Arabam var oğlum işin ucunda. Bırakır mıyım hiç? Yeme beni oğlum. Bu iş araba meselesini geçmiş galiba. Bana bak, sen o kıza tutuldun mu yoksa? Neyse, alışverişe gidiyorum ben. Tutma beni ya. Yavaş, öldüreceksin. Pardon efendim. Ay 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 Yelizciğim. Bu ne güzellik. Ay çok yakışmış. Vallahi bitse yakışacak. Ama iki saattir yapıyor, halledemedi. Ya senin elin ne kadar ağırmış. Eğer yapamayacaksan söyle. Beceremeyeceksen haberim olsun ki davete kadar kendime yeni bir elbise bulayım. Siz hiç merak etmeyin Yeliz Hanım. Mutlaka yetiştireceğiz. Davete katılacaksınız değil mi? Aşk olsun Aliye Hanım. Kendi evime davet mi ediyorsunuz beni? Yok, olur mu? Sizsiz olmaz demek istedim. Merak etmeyin. Ailemi yalnız bırakmaya hiç niyetim yok. Hoş geldin evladım. Size bir şeyler getirdim. Belki bitmiştir diye. İyi yapmışsın. Hadi gir içeri. Aa, gücendin bak şimdi. Gelirken bir telefon etseydin ya. Sabahtan beri canım bir baklava çekiyor ki. O zaman ben de iyi tahmin etmişim. Gerçekten mi? Çok yaşa sen Emi. Hadi. O zaman sen salona geç, ben de bir kahve yapayım. Beraber içeriz. Biri geldi. E açsana oğlum. Ne arıyorsun sen burada? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldi mi bizim siparişler? Getirdim tabii, buyuruz. Sağ olasın. Usta, bak bu benim kızım Melek. Maşallah maşallah. Besbelli, o da sana çekmiş onu meraklı bu işlere. Benim resmim bitti. Boyayalım mı? Tamam, hadi gel boya kalemlerini alalım. Hoş bulduk prensesim. Emre Bey, bu hanım kız kim? Nişanlın mı? Şey, yok. Usta, aslında bak... Maşallah, pek de güzel. Pek de hanım hanımcık. Birbirinize de çok güzel yakışıyorsunuz. Allah mutlu mesut bahtiyar etsin. Güzel geçim nasip etsin inşallah. Usta. Aslında ben... Artık yeni bir hayat var önünüzde. Bundan sonra ne düşünüyorsanız iki kişilik düşüneceksiniz. Hatta üç. Benden size bir abi tavsiyesi. Evlilik kolay bir iş değil. Sorumluluk ister, sadakat ister, emek ister. Birbirinizin gözüne sevgiyle bakmanız gerek. Madem bu nişan işini hallettiniz, çok bekletmeden bir an önce evlenin derim. Hatta bir de çocuk yapın derim. Meleğe bir kardeş yakışmaz mı? Değil mi? Ya ben anlamıyorum. Senin ne işin var burada? Ben... şey... Ney? Berkay oğlum. Berkay oğlum. Yardım etsene bir bana.
Bana biri burada ne olduğunu söyleyecek mi? Yani söylüyor mu işte? Arada bir Erkay oğlum geliyor, bana yardım ediyor. Yani o poşetleri getiren de sendin. Hani kahveleri falan. Ya ya sağ olsun. Çok efendi, çok düşünceli, çok anlayışlı bir çocuk. Sen Berkay otur, biz sana bir yemek, bir şeyler hazırlayalım. Hadi gel. İşte böyle çocuklar. Acele etmeyelim falan filan diye düşünmeyin. Öyle bir gün gelir ki bakmışsınız benim gibi yaşlanmışsınız. O günden sonra artık ne kadar isteseniz de hiçbir şey mümkün olmaz. Ustacığım bak aslında biz... Hadi sonra devam ederiz bu sohbete. Tabii usta. Hadi kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Biz geçirelim usta tamam. Seni. Şey... buyurun. Kolay gelsin Nedim Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi gidiyor Yeliz Hanım, sağ olun. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir sorun yok değil mi? Bakın, bir aksilik olursa ilk önce bana söyleyeceksiniz. Ben hemen hallederim. Yalnız geç haberim olmasın benim için yeterli. Emre Bey nerede bu arada? Emre Bey çalışma odasında Melek'le birlikte. Hicran da az önce onlara sandviç götürdü. Hicran mı? Nedime Hanım, bu Zehra'nın işi değil mi? Niye Hicran götürdü? İyi. Ben bir bakayım onlara. Zahmet etmeseydiniz. Her zamanki geldiğim yeri burası. Ben yolu biliyorum. Ne diyordum ben? İki kalbin birbirini vurması mucize bu devirde. Ama... Ustam bak sen yanlış anladın. Dediklerimi hafife almayın. Nikahınızı hemen kıyın. Nişan dediğim fazla beklemeye gelmez. Bu genç aşıklar birbirlerine ne kadar da güzel yakışmışlar değil mi? Senin başına kızım. Ustam, ustam gel ben seni geçireyim. Hadi ustam. Ne işi var bu çocuğun burada? Sen mi alıştırdın gelsin gitsin diye? Çocuğun gönlünden kopmuş, getirmiş bana bir şeyler. Ne zararı var? Tabii, senin de canına minnet. Bak bu çocuğun ayağını keseceksin buradan Keriman teyze. Ne bu böyle ya? Eve bir geliyoruz tanımadığımız etmediğimiz adam. İstemiyorum ben bu çocuğu bu evde anladın mı? İstemiyorum ya. Bana bak. Genç aşıklar derken sizi mi kastetti o bunak? Kusura bakmayın usta yanlış anladı. Yani açıklamaya çalıştık da bir türlü izin vermedi. Siz de üzülsem gerçekten çok özür dilerim. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sen bana nasıl seni yanlış anlayabileceğimi söyleyebiliyorsun ya? Kimsin sen? Kendine nasıl böyle bir değer biçebiliyorsun? Sen altı üstü kenar mahalleden gelmiş bir bakıcı parçasısın. Ki hoş, onu da yaptığın şüpheli ya. Ne sanmıştın? Benim seni kıskanabileceğimi mi düşünmüştün sen?
Yazık sana. İnsan elinde olmayan şeyleri kıskanır Hicran Hanım. Emre benim müstakbel nişanlım. Ben özür dilerim. Hadsiz ya. Sen kim? Emre'nin nişanlısı olmak kim? Sen Emre'yi rüyanda bile göremezsin. Varoşkun. Thank you.